Bak ben Müslümanım. Abiciğim dur dur. Bak ben Müslümanım. Bak ben Müslümanım. Abiciğim bak. Tamam sen abimsin. Ben Müslümanım abiciğim. Ben Müslümansam ben laikliği dayıcım reddediyorum ben laikliği. Ben Müslümansam ben ülkeye dayıcım şeriat gelecek. İnanın ve inanmayın, Musul'da alacağız, Kerkük'ü alacağız, adaları da alacağız, Lübnan'da alacağız, Irak, komple dayım biz onları alacağız. Biz alacağız onları kardeşim. Ben demiyorum, Kur'an söylüyor. Kur'an aç oku. Kur'an aç oku kardeşim. Aç Kur'an'ı oku. Dayıcım bak, Kur'an'ı açın okuyun. Bak, ben demiyorum. Bak ben demiyorum, Kur'an söylüyor. Allah'ın Kur'an'ı söylüyor. Şunu söylesin bana. Bugün Hazreti Ömer'in adaletini söyleyenler, Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedenler, dinden, imamdan bahsedenler, bana asayla yürüyen bir cübbeli göstersinler, asayla yürüyen Süleymancı göstersinler, asayla yürüyen bir tane tarikat lideri göstersinler, elinde asa ben Allah için yürüyorum desinler. Otursunlar köşklerde, bilmem yalılarda, villalarda din satsınlar, 6 yaşındaki kızlara nikah kıysınlar. İstemiyorum. Lanet olsun böyle tarikata, lanet olsun böyle inanca. Neden Türkiye'yi Almanya'yla, Amerika'yla, Fransa'yla niye kıyaslıyorsunuz ki abicim? Ben size bunu merak ettim sormak için. Mi kıyaslayalım? Ben sordum. Şimdi Almanlar ne yaptı? Bak Almanlar ne yaptı? Audi'yi çıkardı, Türkler ne yaptı? Şakmak alanını çıkardı. Almanlar ne yaptı? BMW'yi çıkardı, Türkler ne yaptı? Yok laiklik, yok o, yok bu, yok şu. Şimdi dersiniz ki bir savaşa girdik. Almanya da savaşa girdi. Çok doğru. Almanya da savaşa girdi. Ben şunu merak ediyorum mesela. Bak ben Müslümanım. Abicim dur dur. Bak ben Müslümanım. Bak ben Müslümanım. Abicim bak. Tamam sen abimsin. Ben Müslümanım abicim. Ben Müslümansam ben laikliği dayıcım reddediyorum ben laikliği. Ben Müslümansam ben ülkeye dayıcım şeriat gelecek. Bu bir. Halifelik kalktı. Halifelik nedir öğren dayıcım? Halifelik nedir? Onları desene bir dayıcım sen. Evet, 80 sene bu ülkede Abdurrahman bir dayı sövdüler. Bak ben sana bir şey diyeyim mi bak. Allah'a inanmak değil. Padişah inanmak değil. Dayıcım bak. Halifelik 80 sene. Allah'a inanmıyorsun sen. Dayıcım. Padişah inanmıyorsun ya. Dur bir. 80 sene bu ülkede Abdurrahman bir dayı sövdüler. Abdülhamit'i sövdüler. Niye? Niye sövdüler dayıcım? Ben bunu merak ediyorum ya. Allah'a inanmıyorsun sen. Padişah inanmıyorsun. Bırakın bu işleri ya. Tamam lan. Kendi fikrini. Ve dayıcım söyle mesela hani insanlar diyor yok Amerika yok şöyle. Dayıcım Amerika yılların verdiği birikim. Ya biz heykel. Ya Allah heykellerin belasını versin ya. Heykel. Şöyle cevap vereyim sana. Bir şey diyeyim mi kardeşim? Bak sakin, sessiz, bağırmadan. Senin evde babanın resmi var mı ya? Ben bir şey diyeyim abicim. Bak. Dayıcım sen babanın resmi var mı evde? Evde var mı? Bak şeriat abi. Abicim arkadaşlar bağırmadan kimseyi de rahatsız etmeyelim esnafı. O kafirler ne yapsalar da neyseler de. Dayıcım bak son bir şey diyeyim mi? Abicim bak. Bir dinle. Din bu dünyanın var ya insanların başına en büyük gelmiş felaket. Ben sana bir şey sorsam. Din nedir ya? Şimdi ben bir konuşayım 2 dakika. Şimdi dayıcım elini 3 tane koy. Şimdi Allah Teala bize şah damarına bırakın değil mi Allah Teala? Sen Allah'a diyebilmez ki Allah sen gökyüzüne karıştın, yeryüzüne karışma. Bu ne bir saçmalık ya? Allah dayıcım her yerdir dayıcım. Allah dine de karışır, Allah her şeye karışır. Ben ne diyorum ben Müslümansam ben layıklı reddediyorum. Ben şapka kalın genç olarak şeriat istiyorum diyor. Tamam. Tamam. Cevap versin arkadaş. Son bir şey diyeyim mi? Ben Mustafa Kemal'in getirdiği inkılapları komple ben reddediyorum. Ben Müslümanım. Ben reddediyorum abiciğim. Ben sevmiyorum abiciğim. Ben sevmiyorum. Bak şöyle örnek vereceğim bir dakika. Dayıcığım ben biliyorum. Bir dakika. Bir dinle abi. Bak bir dinlesene beni. Bak bir dinle. Arkadaşlar. Dedin ki. Ama dinle bak burada konuşuyorum. Bak sordun. Dedin ki neden biz kendimizi Avrupa ile kıyaslıyoruz? Şimdi sana şöyle örnek vereceğim. Birinci Dünya Savaşı'na girmişiz. Evet. Almanya'nın yanında yer alıp yenilmişiz. Tamam, buna okeyim. Dünya Savaşı'na girmemişiz. Avrupa yok olmuş. Ama 1930'dan sonra 1935'ten sonra biz uçak fabrikaları kurmuşuz. İngiltere'ye, Almanya'ya, İspanya'ya, İtalya'ya, içinde Rusya'ya biz uçakları satmışız. Tamam mı? Ondan sonra devrim arabalarını kurmuşuz. Biz bunları kendi içimizde tamam imha etmiş olabiliriz, yıkmış olabiliriz. Ama bizim içimizde böyle bir yapabilecek bir güç var. Biz kendimizi cari olarak kullanan Suriye ile, Afganistan'la, İran'la, Irak'la kıyaslamamamız lazım. Bizim nasıl söyleyeyim sana karşımızda görmek istediğimiz Avrupalılar. Çünkü biz özümüzden beri Avrupa ile yarışıyoruz. Bak kardeşim ben sana şunu diyeyim. Mustafa Kemal Atatürk bak. Afrika ile kendini kıyaslamak olur mu? Bir başka Mustafa şey Kemal inanan Atatürk. İnsanların asıl burada bu ülkede
adalet yok. Beşli çeteye bütün milletin malları götürülüyor, veriyor. Bir vergi İstanbul'a gidiyorsun, buradan İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul'a gittiğin yol parası benzin parasının üzerinde, benzin parasının üzerinde ve hala insanların dindarlığıyla ilgili değil kimsenin derdi. Ya burada bir haksızlık var. Dindar olan adaletli olur. Burada bu adaletsizlik var. Kendi çevresindeki insanlara olduğu gibi paraları yediriyor, milletten alıyor. Sana 5500 veriyor. 5-6 tane, 10 tane maaş verdiği bürokratlar var. Bu bir şey, beşli çeteler var. Adam ihaleyi veriyor. Bedavadan ihaleyi verdikten sonra onun arkasından tutuyor, bir de vergi indirimi yapıyor ya da vergi muafı yapıyor. Böyle adaletsiz. Şimdi bunu dindarlık adına savunulur mu? Bu senin gibi bir gencin bunu savunmasını anlamıyor. Sen dindar, bak bir dindar ol, dindar olmak önemli değil. Dindar ol. Başka şeye karşı ama şimdi insanların ne olursa olsun devletin dini adalettir. Adaletli davranabiliyor mu? Şimdi burada bizim için önemli olan nokta. Şu aradaki yaşayan insanlar sefalet içerisinde. Bir sürü insan haksızlığa uğruyor. Bunu giderebiliyor muyuz? Gideremiyoruz. Şimdi bunu eleştirince de hemen oradan kalkıp da yok şuraya yok buraya demeye gerek yok. Ya adaletsiz bir şey sistematik oluşturulmuş ve bunun da bu uzun süre gitmesi mümkün değil. İlk önce itiraz edecek bir sürü farklı insanlar var. Bunların yapılmaması lazım. Ben teşekkür ediyorum fikrimizde. Teşekkür ederiz. Resimleri de istiyorsanız şey yapabilirim. Yani istersen yaparım. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamamla kardeşim. Çarpma. Yani inanın ve inanmayın. Musul'da alacağız, Kerkük'ü alacağız, adalarda alacağız, Lübnan'da alacağız. Komple dayım biz onları alacağız. Biz alacağız onları kardeşim. Ben demiyorum, Kur'an söylüyor. Kur'an aç oku. Kur'an aç oku kardeşim. Aç Kur'an'ı oku. Dayıcığım bak. Kur'an'ı açın okuyun. Bak ben demiyorum. Bak ben demiyorum. Kur'an söylüyor. Allah'ın Kur'an'ı söylüyor. O kafirler, abicim bak diyor Kur'an'ın içerisinde, o kafirler ne yapsalar da neseler de Allah nurunu tanımayacaktır. Bak, bunlar Kur'an, dayıcım anlayacak. Kur'an'da bile geçmiyor. Dayıcım bak araştır. Sadece, araştır. Hayır, dur bekle. Araştıralım bak. Gel. Gel. O gençlerse ben soracağım. Tamam. Ben diyorum ki, evet tamam. Genç İslamiyet'e kabul eder, dindir, Allah'tır. Şudur. Ben diyorum ki tamam, inancı olabilir. Şunu söylesin bana. Bugün Hazreti Ömer'in adaletini söyleyenler, Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedenler, dinden, imamdan bahsedenler, bana asayla yürüyen bir cübbeli göstersinler, asayla yürüyen Süleymancı göstersinler, asayla yürüyen bir tane tarikat lideri göstersinler, elinde asa ben Allah için yürüyorum desinler. Otursunlar köşklerde, bilmem yalılarda, villalarda din satsınlar, 6 yaşındaki kızlara nikah kıysınlar. İstemiyorum. Lanet olsun böyle tarikata, lanet olsun böyle inanca. Benim inancım o değil. Ben akşam kalktığımda Rabbime dua ederim. Akşam bana rızkını verdin de Allah'ım şükürler olsun. Ailemle, çocuklarına bana rızk verdin derken cübbeli ihtiyacım yok, Süleymancılara da ihtiyacım yok, hiçbir tarikata ihtiyacım yok. Benim Allah'a inancım ben bilirim. Tarikatçıya aracı kurum yok abi. Allah'la kulun arasına aracı kurum giremez. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Noktalayalım burayı. Yapacağız mı abi? Şöyle geçelim. Dün görselden seyrettim. Milletvekilleri birbirleriyle gümrük gümrüğe kavga etti. Buyur. Bizi idare ederler. Böyle yaparsa sokaktaki mutsuz insanlar ne yapar? Bak abi sana şöyle örnek verebilir miyim? Ben en bir arz edeyim. Özür dilerim. Ben bir arz edeyim. Sana katılacağım zaten. Özür. Şimdi bunun dışında gerçekten ekonomi çok berbat. İnşallah iyi olur. Memur, işçi, asker. Ya şimdi ben emekli bir insanım. Bana 20 bin TL versen olur. Bugün kayınvalidemle, arkadaşlar özür. Kayınvalideden hastaneden çıktım. Abartısız konuşuyorum. Bir markete gittim. Özür, belki de reklam olmasına. Markete gittik. Bir tane 5 kiloluk su. Bir tane sıradan bir, affedersin özür diliyorum, tuvalet kağıdı. Bir de 30'luk yumurta 170 küsür para tuttu. Bağkur emeklisi bir hanımefendi. Allah'a havale ediyorum. İnşallah iyi olur. Ama iyi değil. Dürüst olalım. Sana eşten de alalım. Şöyle katır bitireyim abi. Bak ben yurtta kalıyorum. Evet. Arkadaşım yurtta kalıyor. Aynı odada kalıyoruz. Yurdumuzun ücreti 375 lira. Doğru. Bak. Normalde fazla bir maliyeti yok. 375 lira. Çünkü şuraya çıktığımızda bir yere girdiğimizde direkt harcayabiliyoruz. Evet. Ama biz şurada dışarıda bir yemek yediğimiz zaman veya bir yerde oturduğumuz zaman normal, bu da bir ihtiyaç çünkü sonuç olarak. Çünkü biz genç olarak bir yere gidip oturmak istiyoruz. İşte bir şey almak istiyoruz. Mesela kitap alıyorum ben. Kitaplarımın tanesi 100 liradan başlıyor, 200 liradan başlıyor. Ben bunu aldığım zaman yurda verecek param kalmıyor. Mesela bu aydan örnek vereceğim. Son ödeme tarihim ayın 31'i. Benim ödediğim
Onun da eğer ödemezsem en geç yurttan atılıyorum, ben 9'unda ödeyebiliyorum. Babam da emekli, ondan anca para geliyor. Biz burada sadece yürüyebiliyoruz, gidip bir yerde yiyip içemiyoruz. Sorun burada başlıyor. Senin dediğine böyle üstüne söylemek istedim, katkı sağlamak istedim. Polize bayan olacak. Ya işte şöyle yani insanlarımızın birlik beraberlik olması lazım. Özellikle idarecilerimizin yapıcı olması lazım. Çok böyle vahim hitaplarda bulunuyorlar. Zan altında bırakıyorlar. Mesela bir tepki gösterdiğimiz zaman hainlikle şunla bunla böyle sıçrama olmaz. Olmaz ya. Bu memleket bizim, bu bayrak bizim. Ben 18 ay askerlik yaptım ya. Var mı ya? Abartsız konuşuyorum. Bir otobüs ücretim vardı. Gittim. Dönüşte de abim bana bir otobüs ücreti gönderdi. Bir de soğuk havada bir mont gönderdi. Öyle geldik. Yani bu vatana, bu bayrağı bizden, yani bu toplumdan fazla sevecek bir delikanlı çıkmaz. Hepsi de inanıyorum burada şu anda olanlar bu vatanı da çok seviyorlar. Bu bayrağı da çok seviyorlar. Ama ekonomi gerçekten rezalet. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler.